Zamanı TV kesişme programından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün illegal bir çete örgütünü konuşacağız. İstanbul'un ucra köşelerinde huzur evinden topladığı yaşlılarla bahis karşılığında dövüştüren bir çete liderini konuşacağız. Evet, ekipten arkadaşlarımız gizli kameralarıyla girdiler ve bu çete liderinin iğrenç görüntülerini çektiler. Birazdan bu iğrenç adamı canlı yayına alacağız ama önce görüntüleri izleyelim. Evet be! Canlı yeşillikler burada be! Ne güzel bastım be! Tıpkı senin aynısı oldu! Dur bakalım, Rasim'i bir arayalım. Alo! Ne haber kuşum? Yeşillikleri bastım! Çaktırma! Şimdi sen ne yap biliyor musun? Huzur evindeki ihtiyarlar var ya, ha! Onları toparla, mekana getir! 90 yaşındakiyle 70 yaşındakini maç yaptıracağım. 90 yaşındaki öldü mü? Tamam, bul bir tane 95 yaşında. Çaktırma hadi. 10 bin dolara yakın para var bende. Hadi, hadi, burada. Hadi, evlenme kadına yaşlı ve genç demeden İnsanları adeta bir horoz gibi dövüştürerek üzerine bahis tutturulup bahisçilerin paralarını alan ve maalesef kaybedenin ölene kadar dövüş alanından çıkamadığı illegal bir çete. Evet, görüntüler gerçekten insanın kanını donduran cinsten. Şu an hattımızda çete lideri var, telefon bağlantımız var. Size merhaba demeye dilim varmıyor ama etik yayıncılık gereği merhaba demek istiyorum. Merhaba. Deme kardeşim, deme, çok doğumdaydı. Ya derdiniz de sizin ya. Efendim, insanları bu mekanda dövüştürüyorsunuz ve bu insanlar yaşlı. Ayakta durmakta bile güçlük çeken insanlar. Bunları dövüştürürken hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Kardeşim. Bu adamları biz zorla mı getirdik buraya? Ha? Huzur evinde canları sıkılıyor. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence diye köş köş oturup selasını bekleyen adamlar bunlar. Bakın, bunun bir eğlence olduğunu söylüyorsunuz. Fakat bu resmen bir cinayet, farkında mısınız? Çünkü sonu ölümle bitiyor. Ya kardeşim, bunun bizimle ne alakası var? Biz mi öldürüyoruz? İyi dövüşselerdi, ölmeselerdi. Güçlü olan kazanır. Bunlar öteki tarafın şampiyonu. Beyefendi, o verdiğiniz dolarlar sahte. Evet, bu ispatlandı. Bu verdiğiniz dolarların hepsi sahte. Ya yok öyle bir şey ya. İftira ya, montaj ya. Bunlar hayatında Amerikan doları mı görmüş? He? Sahte olduğunu anlasınlar. Yani ben bu kadar suç işleyip de bu kadar rahat olabilen, bu kadar pişkin pişkin konuşabilen bir insan daha görmedim. Pes yani. Ama adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Saadet'in tek söyle de böyle oldu. Ne oldu? Neredeler? Hadi anam hani, hadi. Evet sevgili izleyenler, dediğim gibi adalet er ya da genç yerini bulacaktır. Bu arada bana verilen sürenin sonuna geldik. Zamanımızı da aştık. Haftaya başka bir dosyayla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.